Hayati Özcan, iyi akşamlar, buyurun dinleyelim, neler yaşanıyor İzmir'de? Teoman, iyi akşamlar İyi kardeşim. akşamlar. İyi İyi yayınlar. akşamlar. İzmir'de saat 3'te itibaren toplanan gruplar, TGB'nin çağrıları, İç Parti'nin çağrıları, normal tweetlerden toplanan gruplar şu anda 100 bini buldu. Polis müdahale etti. Polis biber gazı sıkmak suretiyle yapılan müdahalede, hiç harbede olduysa da son noktada biraz evvel aldığım bilgi, polisin müdahalesi püskürtülmüştür. Alanda marşölenmektedir. İzmir marşölenmektedir. Ayrıca da Barlar Sokağı az ilerisinde, Barlar Sokağı'nda vatandaşlar kapılar açmışlar ve biber gazından mağdur olan yurttaşlarımıza yardım ediyorlar. Aynı şekilde TGB İzmir İl binasında da yardım için çağrılar var. Orası da kapılarını açtı. Biber gazından mağdur olan yurttaşlarımızı, gençlerimizi. Bunu şunu da ifade edeyim. Şu anda İzmir'de direniş merkezi Gündoğdu oldu. Daha önce bir basmane vardı. Basmaneye de bazı gruplar gidiyordu. Artık Gündoğdu'da direniş merkezinde 100 bine aşkın yurttaş orada bekliyor ve vatandaşlar habire geliyorlar. Polis konaktan itibaren bütün girişleri kapatmış vaziyette. Hayati Özcan, evet. O zaman şu bilgileri biraz netleştirmek için bir kere daha soruyorum. Gündoğdu meydanında şu anda halk toplanıyor. Yüz binler Gündoğdu meydanına, 100 bine aşkın yurttaşımız toplanmaya başladı. Ve anladığım kadarıyla polis müdahalesi haberlerine yönelik şeyler biraz hafiflemiş durumda. Şu anda kitle Gündoğdu meydanını kaplamış durumda. Doğru mudur efendim? Doğrudur. Taraf gruplar, bu Karşıyaka Göztepe grupları da, yılların karşı karşıya gelen grupları da beraberce, gençlerle beraber, TGB'yle, halkla, milletle beraber tek vücut orada. Herkes alanda birine yardım ediyor. Ne güzel. Yani kaf kaf kaf, sin sin sin, kaf kaf kaf, sin kaf sin kaf ve göz göz Göztepe, öyle mi? aynen. Türkiye birleştirdi herkesi yani. Herkesi orada birleştirdi. Herkes TC oldu. Çok teşekkürler Hayati Özcan. Çok sağ olun. Devam edeceğiz tabii bu gelişmeleri İyi aktarmaya. Diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.